Herkese selamlar, ben Emir Avcı. Traktörlü.com YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün yanımda gördüğünüz gibi New Holland'ın en küçük traktörü olan 48 beygirlik T480S modeli var. 4 çeker bir model. Bunlar zaten 4 şekilde üretiliyor. 480S tek çeker, 480B tek çeker, 480S çift çeker, 480B çift çeker olarak yani 4 modelde üretiliyor. Aynısında aynı standart motor var, yani başka hiçbir farklılığı yok. 48 beygirlik S8000'in yerli motoru mevcut. 190 Nm torka sahip. Bu torku da 1400 devir dakikada elde ediyor. Biliyorsunuz zaten bu yerli traktörler düşük devirlerde ve torku veren modeller üretiyor. Bu konuda da çok memnunuz yani. Ben de TD90'da mesela 1500 devirden yukarıya çıkmamaya çalışıyorum. Şimdi bunun bir incelemesini yapalım bakalım. En küçük traktörün, New Holland'ın şu an ürün gamında bulunan en küçük traktörü bu. Bir de bakalım TMR özellikleri de geldi buna daha doğrusu. O neler eklenmiş onları da bir konuşalım. Geçelim bakalım. Traktörümüz gördüğünüz gibi bahçe traktörü segmentinde alt açıklığı bayağı bir az olan, yani yere bayağı sağlam oturacak bir yapıda. Ön tarafında 6 adet ağırlık var. Şöyle göstereyim. 30'ar kilogramın 6 adet 180 kilogram bir ön ağırlık sistemimiz var. Havalandırmalarımız şu şekilde. Farlarımız şuradan havayı alıyor, buradan yan taraftan atıyor ve bu şekilde de iyi bir havalandırma sağlıyor sizlere. Şimdi geçelim bu tarafa. Akış halterimiz var burada. Şöyle gördüğünüz gibi şu an açık, şu anda kapalı konumda. Şöyle göstereyim. 480S yazısı şu şekilde yapılmakta, beyaz üstü turuncu olmak şartıyla. Turbo bir motorumuz var. Turbo motor kullanılıyor bunlarda. Intercooler henüz yok. Öyle söyleyeyim sizlere. Direkt destek pistonunu sol tarafa almışlar. Diğer modellerde çoğunu sağda, solda ve ön tarafa almışlar. Öyle söyleyeyim size yani. Kornaklı bir yerde olmuş. Bir basamağımız var. İkinci de içeridesiniz. Yani tek basamaklı bir çıkış sistemimiz var. Singelimiz bu sağda ve solda olmak üzere. Bu rekomlandırılmış. 52 litre yakıt tank kapasitemiz var. Şurada yakıtı konulduğu yer. Şöyle göstereyim. Yakıt tankımızın da zaten bir anahtarı var. Şöyle göstereyim. Hani kilitli bir sistem. Şu zamanda mazotun altında yerinde olduğu zamanlarda. Starmax lastiklerle geliyor bunlar. Lütfen lasta kullanın bunlarda. Ne olur lasta kullanın. Yani Starmax ne arkadaşım. Şöyle göstereyim. 340-85R28 ebatlarında Starmax lastiklerimiz var. 50 kilogramdan tek parça sağda ve solda 100 kilogram ağırlığımız var. Ön tarafta yine aynı Starmax lastik kullanılıyor. 260-70-18 ebatlarında balon lastiklerle geliyor. Arka tarafına geçmek istiyorum. Bu arada ROPS'u modelimiz hani devrilmeye karşı korunaklı. Hani devrildiğiniz zaman şu alanda size bir yaşam alanı sağlamakta. Arka tarafına geçelim. Yine stop lambamız ve sinyalimiz. Bu rekonlandırılmış alet çantamızın konumu gayet güzel. Üst tarafta tepe lambamız, aynalarımız var. Bunlar da buraya şu an katlanmış tabii kullanılmadığı için. Çalışma lambamız şu rekonlandırılmış. Mekanik bir orta kolumuz,
kurt ağzı değil. Yani delikli bir hidrolik kaskı sistemimiz var. Şöyle gördüğünüz gibi eski tip. Bunları bayağı kullanışlı ama yani eski tip olmasına rağmen. Çünkü şu kasnaklar delikli olduğu için ayarlaması çok kolay oluyor. 3 tane hidrolik orta askı sistemimiz var yani orta kolda. En üst tarafta hassasiyetin en az olduğu nokta, en alt tarafta en çok olduğu nokta. Siz ortada kullanınız. Bunu size tavsiyemdir. Pulluk işlerinde vesaire. Çünkü orta koldan alıyor hassasiyetini. Şöyle gördüğünüz gibi buradan bir mekanizmayla. Kuyruk minimizin yeri şöyle göstereyim. Korumayla gelmiş. Düz çekimiz şu şekilde. 4 adet güç çıkışımız var. Gayet aslında 4 adet artık standart olması gerekiyor traktörlerimizde. Yani bu çok önemli bir şey. Çünkü artık ekipmanların şeyleri değişti, fonksiyonları değişti. Kullanışı daha fazla oldu. Hani hidrolik yağ basıncı daha çok gerekli oldu. Disk fren sistemimiz var şöyle. Düz kovan şeklinde geliyor. Orta kolumuz dediğimiz gibi mekanik ve delikli pimli sistem. Birazdan içine geçeceğim yavaş yavaş. Birazcık etrafına turlayalım. Hani gayet kompakt bahçeciler için biçilmiş bir kaftan. TD4 serisi ve T480S olarak. Bu iki modeli ben bayağı beğeniyorum New Holland'da. Bu traktörün 8 ileri 8 geri bir şanzıman var. Size şöyle göstereyim. Bakın şurada 2 adet takviyemiz. Burada da levyemiz. Yanında da 4 adet ana vitesimiz var. Bakın göstereceğim şu an size. 4 adet ana vitesimiz var. Şöyle gördüğünüz gibi, hatta denemesini yapalım. Şu an biraz sert. Tabii kullandıkça açılacağını düşünüyorum ben. Ama şu anlık biraz sert olduğunu söyleyebilirim yani. Analog göstergeniz var bunlarda. Analog bir şekilde giriyor. İsterseniz dijital olarak da alabilirsiniz. Direksiyonumuzun aşağı yukarı hareketi var. Şöyle göstereyim size. Aşağı yukarı hareket yapabiliyorsunuz direksiyonla. Levyemiz mekanik. Bakın gayet şık şık geçiyor aslında. Senkromeşli bir levye gibi ileri geri hareket yapıyor. Farlarımızın, kornamızın ve sinyalimizin bulunduğu kısım. Bakın şöyle minimal bir şekilde yapılmış. Yani şık 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 geçiyor. El gazımızın konulduğu kısım. Ya burası. Lift otomatik tuşumuzun yeri. Hani gayet el altında. Yıllardır çoğu markanın yapamadığı lift otomatik tuşunun yeri aslında tam burası olması gerekiyor. Kaput üstü. Çamurluk üstü, özür dilerim. 4 adet güç çıkışımız vardı. Onların kontrolleri şöyle mavi ve yeşil olarak verilmiş. Hidrolik ayarlarımız. Bu seviye kolumuz. Bu da çekik kolumuz. Toprak atışlar için. TMR özellikleri. Bunda da var arkadaşlar. Hatta inip de göstereyim size. Bakın şimdi. Şurada bir tuş var gördüğünüz gibi. Şuradaki sarı tuş sayesinde kuyruk miline kalktığınız an itibaren koltukta bir sensör var. Sensör vasıtasıyla arkada kuyruk milini bir ekipmana çalışıyorsanız ötecektir, sizi uyaracaktır. Siz uyarıyı kale almadığınız takdirde kendini istop edecektir traktörümüz. Debriyajımız gayet yumuşak, benim hoşuma gitti. Bayağı bildiğiniz pamuk gibi bir debriyajı var. Takviye kollarımızın yeri şurası. Koltuk ayarlarımızın sadece zaten bir tane fonksiyonu var koltuğun. Öyle söyleyeyim size, sağ ileri ve geri olmak üzere. Kuyruk benimizin debriyajı burada. Şöyle göstereyim. El debriyajının bulunduğu kısım. Yukarıya kaldırırsanız başlar. Aşağı indirirseniz durdurursunuz kuyruk benimizi. Şöyle mekanik bir şekilde yapılıyor. Şu kolumuz 4 çeker kolu. Traktörümüz 4 çekeri geçirmek için ayarladığımız kol arkadaşlar. Bu şekilde de zor arazi koşullarında traktörümüzü 4 çekeri alma kolaylığını yapabilirsiniz. Ayak gazımızın yeri de şöyle. Gayet minimal, güzel bir ayak gazımızda. Diferansiyel kilidimizin de konumu şurası. Hani gördüğünüz gibi traktör aslında 48 beygir ama dolu dolu bir model. Benim de sevdiğim yanı o zaten. Her şey mevcut traktörün üzerinde yani. Evet, traktörümüz böyle. Evet, traktörüm.com izleyenlere videomuz bu kadar. Videomuzu izlediyseniz beğenip yorum yapmayı unutmayınız. Başka bu tip videolar gelmesi istiyorsanız da bize yorumlarda belirtin. Biz de ona göre bu tip videolar çekelim sizlere. Benden bu kadar. Sağlıcakla kalın. Hadi görüşmek üzere.